Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlılar 16. dersimdeyim. Gerçek atom, gerçek molekül kütlesiyle ilgili sorulardayız. Birinci sorumuz, X elementinin gerçek atom kütlesi kaç gramdır arkadaşlar? Pratik olarak ne yapıyoruz? Mol kütlesini Avogadro'ya bölüyoruz. 45 bölü 6 10 üzeri 23'ten ne yapacaktır? 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 23 çıkar. Bakıyorum 7,5 10 üzeri eksi 23 yok. Peki bunu 75 çarpı 10 üzeri eksi 24 de olur. Bura büyürken burayı küçülttük. O zaman doğru cevabım Ceyhan oldu. Arkadaşlarım gelelim. İkinci sorumuza. Bağıl atom kütlesi 66'da olan atomun gerçek atom kütlesi kaç gramdır? Yani ne olacak? Bağıl atom kütlesi 66. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? MA bölü NA yaptığımız zaman gerçek atom kütlesini buluyorduk ki bir tane atomun gram cinsinden kütlesiydi. O da ne olacak? 66 bölü 6 10 üzeri 23'ten 11 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram eder. Doğru cevabım Adana oldu. Geldik arkadaşlarım. Üçüncü sorumuza XY bileşiğinin gerçek molekül kütlesi kaç gramdır? O zaman XY'nin ben mol kütlesini bulalım. X 14, Y 16 topladık 30. Gerçek atom ya da gerçek molekül kütlesinde ne yapıyorduk? MA bölü NA diyorduk. MA'mız 30. NA'mız 6, 10 üzeri 23'ten ne yapar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram yapar. Doğru cevabım Edirne oldu. Arkadaşlarım dördüncü sorudayız. X6, Y6 bileşiğinin gerçek molekül kütlesi kaç gramdır? O zaman ne yapmam lazım? MA'sını bulmam lazım. 6 tane X, 6 çarpı 12. 6 tane D'ye var, artı 6 çarpı 1. Bu da ne yapar arkadaşlarım? 78. Gerçek molekül kütlesi MA bölü NA'dan ne olacaktır arkadaşlarım? 78 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23'ten 13 çarpı 10 üzeri eksi 23 eder arkadaşlar. O zaman doğru cevabım Adana olur. Arkadaşlar geldik 5. sorumuza. Beşinci sorumuzda ne demişiz sevgili canlar? XY bileşiğinin gerçek molekül kütlesini sormuşuz. O zaman XY'nin mol kütlesini bilmem lazım. 1, 35 daha 36. Ne yapıyoruz? MA bölü NA'dan arkadaşlarım 36 bölü 6 10 üzeri 23'ten 6 çarpı 10 üzeri eksi 23 çıkar ki doğru cevabım nedir olur. Arkadaşlarım 6. sorumuza geldik. 6. sorumuzda da ne demişiz? Ti atomu ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Gerçek atom kütlesi. Gerçek atom kütlesinde ne yapacaktık? MA bölü NA. Yani 48 bölü 6 10 üzeri 23'ten 8 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram eder ki birinci ifadem doğru. Bir tane atomunun kütlesi arkadaşlar bir tane atomunun kütlesi gerçek atom kütlesiydi ki 8 10 üzeri eksi 23'tür. Bir molünün kütlesinde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Verilen bağlı atom kütlesi sonuna gram ekliyorduk. O zaman bir molünün kütlesi 48 gramdır ifadesi doğru olur. Doğrularımız 1, 2, 3, L'dir ne olur? Arkadaşlarım geldik 7. sorumuza. X atomunun gerçek atom kütlesi 15 10 üzeri eksi 24 gramdır. Arkadaşlar gerçek atom kütlesi buysa bağlı atom ağırlığını bulurken ne yapıyoruz? Gerçek atom kütlesi 15 10 üzeri eksi 24 ile Avogadro sayısını yani 6 çarpı 10 üzeri 23'ü çarpıyoruz. Çarptığımız zaman arkadaşlarım ne yapacaktır bu? O zaman arkadaşım burasını ben 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 23 çarpı 6 10 üzeri 23 olarak yazarsam şu 23'ler gitti onu da çarptığımız zaman ne yaptı? 9 yaptı.
O zaman X'imizin atom ağırlığı ne? 9'dur. O zaman bağlı atom kütlesi 9'da olmalı, bir yanlış. Arkadaşlar 5 molünün kütlesini bulalım. Mol çarpı mol kütlesi. Buradan da 5 çarpı MA'sı 9 çarptık 45 mol verilince kütle birimini ne alıyorduk? Gram. Bir tanesi tanenin kütle birimi neydi? AKB. MA'sı kaç? 9. O zaman 9 AKB ifadesi olur. Sorularım 2 ve 3 denizde olur. Sevgili canlar, 8. sorudayız. Germanyum atomu ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 2 molü 144 AKB'dir. Arkadaşlar bir kere molün kütle birimi gramdır. 144 gram deseydi olurdu. Çarptığımız zaman 72 çarpı 2 moldu. 2 değil mi kütlemiz? N çarpı MA. Çarptığımız zaman 144 molün birimi gram. AKB'ye çevirecek 144 çarpı AKB olmalıydı. Bu yüzden birinci ifade yanlış. Bir tane atomunun kütlesi, bir tane atomunun kütlesi demek gerçek atom kütlesi. Yani MA bölü NA. MA bölü NA yapalım. 72 bölü 6, 10 üzeri 23. Yani ne yapacaktır? 12 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram yapar ki ikinci ifade doğru. Gerçek atom kütlesi bir tane atomunun kütlesidir. Onun değeri de 12 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramdı. Üçüncü ifadem yanlış. Sorum yalnız 2 oldu. Arkadaşlarım geldik 9. sorumuza. Gerçek atom kütlesi 14-10 üzeri eksi 23 gram olan atomun bağlı atom kütlesi kaçtır? Arkadaşlar gerçek atom kütlesi neydi? Bir tane atomun kütlesiydi. Değer kaç? 14-10 üzeri eksi 23. Peki arkadaşlar o zaman 1 molünün yani 6-10 üzeri 23 tanenin kütlesi ne yapacaktır? Buradan arkadaşlar çarptığınız zaman ne olacaktır? 84 yapar. O zaman X atomunun atom ağırlığı ne yaptı? 84. Bağlı atom kütlesi dediği için 84 daha olarak alırız ki doğru cevabım Adana olur. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.